Bol soğanlı. Bir başka sosyal hayata veda ettiğimiz gün daha arkadaşlar. Belki size özel bir şey yaparım onlarla. İddialıyım gerçekten. Elimin de lezzetinin olduğunu biliyorum. Ya mümkünse şu Ufuk abinin tezgahını bir siyah camla kapatabilir miyim? Ya Ufuk bir çıtayı oraya kadar yükseltiyor ki ya. Evet. Diğer yarışmacıların morali bozuluyor. Bilmiyorum farkında mısınız arkadaşlar? Ne oldu? Yandı deme sakın. Ay yine ıskanlı uğradım ya. Ne oldu ki? Kağıt yanıyor da. Yarışmada olduğunu unutma. Çok ferah davranıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Ya şu ana kadar ver fırına yarışmasında yaptığım en kötü birkaç tadımdan bir tanesiydi. Gerçekten büyük hayal kırıklığına uğradım. Yarışmacılar ver fırınadaki ikinci günlerine heyecanlı ve enerji dolu başlıyorlar. Bugün de birbirinden lezzetli tarifler hazırlayacaklar. Günaydın sevgili yarışmacılarımız ve ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz, Ver Fırına'ya hoş geldiniz efendim. Yeni yarışmacılarımızla ikinci günümüzdeyiz. Onlar oldukça heyecanlı, bunu biliyorum. Sosisle bize neler yapabileceksiniz göreceğiz. Süre olarak da 50 dakika veriyoruz. Ve şu anda da başlatıyoruz. 3-2-1 Ver Fırına, kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yarışmacıların Ver Fırına mutfağındaki ikinci görevleri sosisli yufka yapmak. Tariflerini hazırlamak için sadece 50 dakikaları var. Ay. Ya. 40 dakika değil ki ben. Direkt panik oldum. Bu önlükler küçülmüş mü yani? Sen kilo almış olabilir misin bir günde? Dünden bugüne. Olabilir. Dün çok stres yaptın ya. Belki de. Şişmişsindir. Bugün yarışmacılar aslında sosisle fırında yapacakları değişik tariflerle bizim karşımıza çıkacaklar. Sosis zaten hepimizin damağına aşina olan bir malzeme. Belki hazır yufka kullanırlar, belki baklavalık yufka kullanırlar, belki kendi hamurlarını kendileri açarlar. Çok zamanları yok. O yüzden hızlı bir işlem yapacaklar, yapmaları lazım. Sosis fırına yakışan bir malzeme. İnşallah güzel şeyler çıkartırlar önümüze. Yarışmacılar bugün oldukça kolay bir tarif hazırlayacaklar. Ana malzemeleri sosis ve yufka. Yaratıcılıklarını kullanarak hem tariflerinin lezzetinde hem de sunumlarında fark yaratabilecekleri ve kendilerini gösterebilecekleri bir fırsat yakaladılar. Bugün değişik bir şeyler yapmayı planlıyorum. Anason kullanacağım, farklı baharatlar kullanacağım. Jürinin onayını alırım inşallah. Beğenirler diye umuyorum. Yarışmacılar bugün sosisli yufka tariflerinde fark yaratabilmek için ellerinden geleni yapıyor. Kimi farklı baharat kombinasyonları kullanarak tarifinin lezzetiyle öne çıkmaya çalışırken, kimileri de sunum şekilleriyle bir adım öne çıkmaya çalışıyor. Bakalım günün sonunda ortaya neler çıkacak? İlk güne göre heyecan biraz daha azaldı. Bir de ilk günün birincisi olmak bize heyecanı biraz daha düşürdü. Yarışmacılar sosisli yufkalarını hazırlamaya devam ediyorlar. Bugün sürelerini çok iyi ayarlamalılar. Hazırladıkları sosisli iç harçları ve yufkanın fırında pişme süresini göz önünde bulundurarak hareket etmeliler. Bunlar neden? Bir kere önce bir ellerimizi uzatalım, titriyor muyuz? O genetik bir şey ama onu ha, çözemiyorum. Tamam peki. Tamam. Onu çözemiyorum. Heyecan? Ya var mı? Daha iyi. Aa, nasıl sakin, bak bu yakalar falan da kaldırılmış. Bu yani kıyafetten anlayabiliyoruz bir kere zaten, onu söyleyeyim. Bugün iyi. Doğru mu? İyi. Ne yapıyorsun? Potpourri sosis tabağı. Evet. Güzel böyle şimdi, atıştırmalık. Aynen öyle, hanımların beş çayını yapacağı. Bunlar böyle kabaracak. Uf. Bunun yanında bir tane böyle bohçası gibi olacak. Evet. Potpourri olacak yani, biraz ondan, süper, biraz bundan. Tatlı. Tam böyle beş çayını çıkartmalık. Milleti şaşırtmalık. Nice. En böyle minimal malzemelerle. Süreyi doğru kullanacak mısın Mustafa? Tabii. Peki mesela en azından tabağını falan süsleyip gözlerini boyayacak mısın jürimizin? Tabii. Çünkü sen bugün mutlaka koruma altına alınan tabaklardan bir tanesini yapmış olman lazım. Doğru mu? Soslarını çok fazla pişirip kurutmayacaksın değil mi? Bunu söylememe gerek yok zaten. Aslında üstünden geçiyorum şu an. Onlar geldiğinde de böyle çok böyle mutfağa hakimmiş gibi, böyle tezgahına gayet hakimmiş gibi. Ne yaptın, gayet iyi biliyormuşsun falan gibi davran. Zaten öylesindir eminim ama yani öyle, yani yanlış anlama beni, tamam mı? Yok yok, tamam, süper. Peki. Görüşürüz. Görüşmek üzere.
bakayım. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Siz? İyi. Oo. Bol soğanlı. Evet. Bir başka sosyal hayata veda ettiğimiz gün daha arkadaşlar. Ama öyle demeyin. Soğan sağlıktır. Tabii sağlıktır. Önce zaten sağlık. Çünkü yalnız kaldığım için diğer insanlardan herhangi bir mikrop da almadığın için sağlıklı kalıyorsun bence bakalım. Yok abi biz böyle sarımsak ve soğan konusunda ben zaten çok severim. Hiç yani sarımsak da zaten antibiyotiktir. Zaten eczanelerde de onların koku giderici kapsülleri var. O yüzden rahat rahat. Artık endişe etmeyin diyorsun. Peki bu Carmen'in güzelliğini ne yapacağız ya? Bakamıyorum yüzüne yani. Teşekkür hele ederim ama ben sizi çok kıskanıyorum. Açıklayayım bari. Güzelliğinizi. İki kadının birbirinin iltifatını görüyorsunuz. Ben bir de yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben mutfakta sıfırım yani. Sen güzelsin bir de üstelik mutfakta da iyisin. Bittik. Mutfakta sıfır olmayı tercih ederdim. Etme bak ben sana söyleyeyim. Çünkü kapıyı bir yere kadar açıyor ancak ondan sonra evde yemek yapman gerektiği zaman zaten sorun oluyor yani açıkçası. Sana söyleyeyim. Sosisli yufka. Evet. Normalde yaptığın böyle hani... İsmi sosisli cümbüş. Cümbüş. Evet. Aa güzel. Bu tarifi ben uydurdum. İsmini de cümbüş koymak istedim çünkü biraz kesin. İçerisinde karışık şeyler var. Aa. Evet. Güzel. İlk tarifimi burada uygulayacağım. Peki böyle kapalı bir şey mi? Yani börek rulo gibi. Rulo şeklinde. Kestiğiniz zaman içerisinden peynir akacak inşallah diye ümit ediyorum. İnşallah. Süreyi iyi kullanıyorsun değil mi? Gibi. Gibi. Evet. Aslında evet. Aslında söylemek istediğim evetti. Anladım ben onu evet, anladım zaten. Evet. Anladım. Söyleyemedim ya. Tamam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bugün yarışmacılar birbirinden farklı sosisli yufka tarifleri hazırlıyor. Yine güzel bir şeyler yapıyorsunuz. Bol malzemeli. Bol malzemeli. Sosis varsa brunch zaten benim işim. Yıllardır yapıyorum. 5 tane aileye yapıyorum diyorsunuz. Yapıyorum. Malzemelerinden ama dünkü yaptığımdan tadamadınız herhalde. Yok tadamadım maalesef. Ama işte o tattan çünkü mahrum kaldınız. Tattan ben... mahrum kaldınız diyorsunuz ama çünkü 5 saniye içinde tüketildiği için tabak biliyorsunuz. Yani şöyle hani koruma altına alınsın bunlar diye şöyle uzattım. Şunu hatırlıyorum. Döndüm arkadaşlar elimden aldılar. Sizin için ben 3 tane ayırmıştım ama onlar da gitmiş. Gerçekten babacığım, onlar da gitmiş. Hoş geldiniz yarışmamıza diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani herkese bu arada bol bol yapmanız gerektiğini fark ettiniz herhalde. Çünkü kameraman arkadaşlarımız var, rejimiz var, arkada bizim ekip var. Tamam. Siz varız. Bol zaman verin ben bol şey yaparım. Ama 50 dakikada yaparsanız sosisli yapacağınız şu tarif herhalde. Bunu olur, bunu tamam. Olur. Ama ha, diğer şeylerde. Poğaça böreği, evet. Sosisli poğaça böreği. Tamam. Hı-hı. Kolay gelsin. Oldu, sağ olun. Yine böyle gözümü alamıyorum ya yarışmacılarımızdan. Böyle bir şey olmaz. Hepsi birbirinden güzel ve tatlı. Teşekkür ederiz. Sizin sen güzel. Teşekkür ederim. Ne demek? Ne yapıyorum? Bu kuru domates. Kurutulmuş domatesle. Evet. Ama... fesleğen. Aa evet. Onu bohça yapacağım. Yani bohça yaptıktan sonra bağlamak için ip yapacağım onu. Evet. Peki. Süreyle aran iyi mi? İyi iyi. Bayağı yetişecek. Tamam peki. Jüriniz birazdan gelecek ve tarifinizi detaylı bir şekilde anlatmanızı isteyecek. Tamam. Böyle çok şeyim, hakimim. En beğenilen tariflerinden bir tanesi havasız olursunuz. Siz rahat olabilirsiniz. Ha, tamam. Sen ilişkiyi sıcak bir şekilde tutarsın, tamam mı? Tamam. Çok fazla konuşturmalarına izin verme. Vakitini iyi bir şekilde kullan, tamam mı? Tamam. Ama kibarlığını koru. Dinleyeceğim. Tamam, kibarlığını koru tabii ki. Soru sorularsa cevap ver. Ama böyle hani soru cevap şeklinde böyle akmasına izin verme. Onlar da rahatsız olup giderler zaten. Ben hepsini anlatırım, hiç tamam. Gerek kalmaz. Kolay gelsin. Sağ olun. Farklı baharatlar, farklı şekiller, farklı görseller çok da başarılı uygulamıştı. Tadı, tuzu, pişme ayarı, ıslaklığı son derece yerinde derli toplu bir börekti. Hatta tadım sırasında kalan parçayı da Burcu'dan kaçırarak güzelce yedim. Sonra? Bunlar sotelenecek. Evet. Ardından biraz sotelendikten sonra... Evet. Biberlerimizi atacağız. Evet, attık. Sonra? Sarımsakları sonra mı atıyorsun sarımsağı? Evet. Ha peki. Sonra sosislerimizi atacağız.
Bir daha şunların hepsini koyacak mısın? Onlar daha sonra. Belki size özel bir şey yaparım onlardan. Teşekkür ederim. Çok mersi. Anasonlu sosis bohçası mı? Evet. Değişik bir tarif olacak bugün. Daha önce yaptığın bir şey mi? Daha önce yaptığım bir şey aslında. Bir iki defa yaptım ve kendim yemiştim. Kendin yemiştin yine. Evet. Genelde öyle yapıyorum. Dün böyle hafif sinirlerim bozuldu mu? Gayet güzel bir şey yapmıştın çünkü aslında. Sinirlerim... Hafif böyle bir gerginlik bozulmadı aslında. Moralim bozuldu. De çok iyi. Ha peki. Onların da emeği vardı. Tabaklar da çok iyiydi. Hı. Ama bugün göreceğiz onları. Gölgemde kalacaklar. Böyle iddialı açıklamalar peşindeyim. Öyle söyleyeyim. Süre yetecek mi canım? Süre? Ben birazdan çayımı içmeyi planlıyorum oturup. O zaman beni çağırır mısın? Tabii. Tamam. Ama jüri geldiği zaman bir şeyler yapıyormuş gibi görünür müsün? Tabii temizleyeceğim ortalığı zaten. Nasıl diyorsun? Tamam peki. Kolay gelsin. Teşekkürler. Yarışmacılar Ver Fırına mutfağındaki ikinci günlerinde hem tezgahlarına hem de birbirlerine alışmış son derece sakin görünüyorlar. İlk günün heyecanını üzerlerinden attılar. Çanaklarını da kendin yapıyorsun anladığım kadarıyla. Fırında şu an. Tamam. Bu karıştırdığın sos. Beşamel sos hazırlıyorum. Tamam. İçine sosis karıştıracağım. Sonra çanakları ters çevirip içine bu karışımı dökeceğim. Sonra kaşar koyup fırına vereceğim. Ne güzel bir sunum yapmayı istiyorum. Peki baharatı bol olacak mı? Muskat koyacağım, karabiber koyacağım ve tuz. Peki. Biraz. Güzel bir tarif gibi gözüküyor gerçekten. İnşallah güzel olur. Bugün kendini iyi hissediyor musun? Bugün daha iyi hissediyorum. Düne göre daha az heyecanlıyım. Daha da mutlu gözüküyorsun zaten. Sevindim. Daha pozitifim. Bol şans diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Beşir'e bir gideyim komşuna. Beşir sosisli yufka tarifini hazırlarken mantarlarını suyun içine koyması dikkatimizi çekiyor. Mantar yapısı gereği içinde fazla miktarda su barındırdığı ve süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için suyla temas etmemesi gerekir. Bu durumda hem pişmesi zorlaşacaktır hem de aromasını kaybedecektir. Allah Allah. Mantarları soyuyorum. Oh, görüyorum. Ne kadar ilginç. Ne kadar ilginç. Peki sonra? Sonra soteleyeceğim. Mantarı, biberi. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Yani tabii. Bu süre başladı dedikten sonra, hı-hı, koskoca mutfağı bütün arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra, hı-hı, bu süre içerisinde sadece şunu mu yaptın, bunu? Bir de mantarları soyuyorum. Ama şimdi, dün de yavaştım. Dün de yavaştın. Peki iyi bir şey mi bu sence? Yani. Sakinim diyorsun. Bu sakin, ağırkanlı bir insan. Öyle mi? Evet, normal hayatta da mı öylesin? Evet. Gerçekten mi? Çok ağır adamımdır. Yani. Kilo olarak değil diyorsun. Kilo her türlü. Fiziksel olarak da biyolojik olarak her türlü ağırım yani. Fırına ne koyacaksın? Fırına hamur şey tabii ki yufkayı koyacağım. Hmm. Bunları en son fırına koyacağım. Ama yufkan nerede? Yufkam burada. Ha daha şu poşetinde diyorsun. Daha belki. Poşetinde tabii ki. Dava, ya hemen halledin zaten bunların hepsi 5 dakikalık iş. Bunu rendeleyeceğim. 5 dakikalık iş üstüme. Yani 15. Sinirlerim bozulduğu için gülüyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Sinirlerim bozuldu. Gerçekten. Karnıyarıklı biliyorsunuz böreğiniz. Bir de üstüne üstüne. Evet, karnıyarık böreği yapıyorum bugün. Sosisli karnıyarık böreği. Sosisli mantarlı biberli karnıyarık böreği yapıyorum. Allah'ım çok heyecanlı. Ha hazırladın içine. Evet içine çok hazırladım. Pardon, az değil mi sence? Bununla kim doyacak? İçine kaşar peynir de gireceği için biraz fazla. Çoğalacak diyorsun. Evet. Şöyle yan yana bak dağınıkken zaten az gözüküyor ama yan yana getirdiğinde de az gözüküyor. Bak bunu yarışmacılar. Ben. Jürimiz yiyecek. Yeter diye düşünüyorum ben ama. Bıraktı. Gerçekten. Fazlaştırırım. Tamam, teşekkür ederiz. Çok mersi. Çok mersi. Herkesi yedireceğim. Teşekkür tamam, ederim. Yufkası biraz pişmemiş gibi geldi bana. Çok yoğun olmuş. Garip olmuş. İçindeki malzemelerde bir yavanlık var. Bir tane daha çatal aldırtmak istemiyor tabağından.
Yarışmacılar sosisli yufka tariflerini hazırlamaya devam ediyorlar. Acaba bugün tarifinin hem sunumu hem de lezzetiyle jüriyi etkilemeyi başarıp koruma altına alıran yarışmacılar kimler olacak? Oğuzcan bugün sosis potpourrisi yapacak. Yufka ve sosis kullanarak 3 çeşit tarif hazırlayacak. Oğuzcan yapmışsın hazırlığı. Yaptım. Bu pullar ne orada? Pullar bunların kalanları. Onların daha devam ettirebilirsem. Çok güzel kokuyor. Evet. Ne bu? Sarımsak, taze kekik, zeytinyağı, karabiber, domates ve salyason biber. Peki. Birazcık nasıl kullanılacak o? Sonra vazgeçtim. Yap ya, korkma. Peki nasıl kullanılacaktı o? Hangisi? Nasıl kullanılacak o? Nerede? Paçanga böreği gibi başlangıç yapacağım. İçinde sosis olacak. Ve potpourri'nin bir üyesi o da. Hayır, bunları şey nerede kullanacaksın? Bunu iç ağaçta kullanacağım. Ha, içinde. Hı-hı. Peynir de var. Peynir de var. Tamam. O sorduğumda ben ne yapıyorsun diye bugün potpourri yapıyorum dedim. Sosis potpourrisi. Yani birden çok bir şeyler yapacak. Yani bu en birinci adım. Burada sadece sosis ve yufka var. Yufkada herhangi bir şey var mı? Arasında yoğurt, zeytinyağı ve karabiberle yaptım böyle hafif çıtırdasın. Şu mu? Evet. Sos. Sen maşallah bu sos konusunda elini bayağı geniş alıştırıyorsun. Yani dinle bir pizza için böyle bir domates sos. Ama bunu daha devamlı kullanacağım. Kullanacağım mı? Hı? Tamam. Peki burada sosislerin fazla kurumasından korkmuyor musun bunlar çıtırlaşacak diye? Çok az bir pişecek. Peki. O zaman çünkü pişecek diyorsun. Bunlar pişecek. Tamam. Sosis ve bu sosunu koydun. Evet. Ha, sonra bir tane daha sosis koyuyorsun. Bol sosisli. Evet. Ve böyle sarıyorsun. Şimdi bunu birazcık. Hem burayı tutsun. Hem de içi kabarsın diye. Ben de diyecektim ki peynir diye tutturmak istemezdim ama orayı ıslatacak, karıştıracak bir şey lazım iç tarafı da diye. Ya siz zaten yaparken bizim içimizde hep böyle fırtınalar kopuyor. Ah, onu söylesek. Aslında ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani neyse devam. Birazcık daha mı sos demek istiyorsun? Yok. Hiçbir şey demek istemiyorum. Ben kaderime razı bir insanım. Nasıl kapatacaksın? Suyumu. Suyla. Böyle paçangalar yapıyorsun. Ve bu şekilde fırınlayacaksın değil mi? Evet. Hadi bakalım. Carmen bugün kendi tarifi olan sosis cümbüşü yapacak. Carmen rastgele. Sağ olun, hoş geldiniz. Sosisin sevdiği bir arkadaşını bu masada gördüm. Peynir sossuz mi? Sossuz eriyip yayılabilen bir peynir, dil peyniri, dil peyniri kullanıyorsun evet, Carmen. Kullanıyorum. Öyle mi? Evet. Bıçağı sol elinle kullanıyorsun, öyle mi? Solağım ben. Aha. Evet. Şimdi tarifimin adı sosisli cümbüş. Ama bir de sosisli yufka var. Aynı evet, şey mi? Evet, başlığını atmayı unutmuşum, yazmamışım oraya. Aslında tarif orada yazıyor. Bunu ben kendim uydurdum. İlk defa yapacağım. Hızla bu cümbüşün içine başka neler koyup şunu nasıl kapatacağını önceden bize söyleyebilir misin? Evet. Yoksa sen de bilmiyorsun. Söyle. Biliyorum. Yani şöyle yapacağım. Domatesi de rondodan geçireceğim ama çok küçük parça olmasını istemiyorum. Hepsini karıştıracağım. Ortaya koyacağım ve rulo haline getireceğim. Peyniri de ilave edip. Yan yan kestiğim zaman o peynirlerin aradan akmasını istiyorum. Süt yumurta? Sütü ve yumurtayı da üzerine sürmek için kullanacağım. Yani şöyle bir şey mi algılıyorum? Böyle bir tane büyük rulo yaptım. Evet. Rulo halinde pişirip sonra kesip dilim dilim serseceksin. Evet. Böyle bir şey yaptığında avantajı şu, dilim dilim kestiğinde baktık içi çiğ kalıyor. Hemen 5 dakika daha fırına atıp toparlama şansı var. Ben sana bir de şunu göstereyim Carmen. Şimdi güzel ve sert bıçak darbeleri vuruyorsun ama şöyle bir ayar yaparsan kendine bunları doğrarken. Yani parmaklarını birazcık korumadan yapıyorsun. Yarın öbür gün bu senin başını iş alabilir. Parmaklarını şöyle şu şekilde yap. Hangi elini kullan? Bu şekilde yap. Yani şöyle. Bunu bu şekilde sabit tut ve böylece istediğin kadar kaçsan bile, bu bıçak böyle kaçsa bile, bak gördün mü nasıl kaçtı ve nasıl kesti? Kaçsa bile parmakların her zaman koruma altında olur. Ama bu şekilde tutarsan parmaklarını mutlaka bir gün
ucundan götürürsün. Götürebilirim. Zaten çok meyilliyim götürmesine. Yok. O yüzden hep kıvrak dur. Acele etme. Doğru teknikle çalış. Kıvrak dur. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Haydi rahat. Kolay gelsin. Ufuk Bey bugün sosisli bohça börekleri yapacak. Ufuk Beyciğim biz geldik. Hoş geldiniz efendim. Bugün hoş bize geldiniz. Bugün bize dünkü gibi böyle bir şaheserler yazacak mısınız? Vallahi yaratmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Yaptığım şeylerin de daha çiğleri yaptığım burada. Yaptığım yapacaklarımın teminatı duyuyorsunuz he. İnşallah pişince daha da lezzetli. Şimdi bazı genç arkadaşlarım böyle güzel bir görüntü sağladıkları zaman heyecanlanıp tatmin oluyorlar. Ama bence bu böreğin bütün lezzeti ne hazırlanan içte ne görüntüsünde değil, şu an yaptığınız aşamada. Bir yapın, biz de izleyelim. Ne yapıyorsunuz? Çünkü boş yufka bile yesek lezzetli olabilir. Eğer bu aşama güzel yapılıyorsa, bunun içinde ne var? Yumurta var galiba. Bunun içinde yumurta var, biraz yağ var, biraz da su koydum çıtır çıtır olması için. Peki. Yoğurt koyacaktım ama o biraz daha yumuşatıyor. Doğru. Çıtır çıtır olsun diye su koydum. Çok az yani yarım çay bardağın dörtte bir kadar. Yani peki aslında kenarları pardon. Bir kenarlarını süreceğim. Kenarlara bir hasta mı sürmüyorsunuz diyecektim. Yok süreceğim. Peki. Onu şimdi yumuşamasını hemen fırına verirken. Siz ne yaptınız? Biberleri soteledin mi? Biberleri soteledim. Baharatlarını attım. Sarımsak koydum baharatlarda. Birer de bunlar da süs olsun diye şuralara çok üstlerini de kestim. Dörde belki açılır şey yapar. Aklınızda olsun. Buyurun. Eğer bunları bir gün alüminyum folyo ile sarmak istemezseniz böyle çok güzel yeşilliklerin saplarıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Kesinlikle doğru, haklısınız. Doğru. Size kolay gelsin. Çok hızlıca bir ederim. Arka tarafa çok geçelim. Ellerinize çok sağ olun efendim. Farklı baharatlar, farklı şekiller, farklı görseller çok da başarılı uygulamıştı. Tadı, tuzu, pişme ayarı, ıslaklığı son derece yerinde derli toplu bir börekti. Hatta tadım sırasında kalan parçayı da Burcu'dan kaçırarak güzelce yedi. Çiğdem bugün baklava yufkasından sosis bohçaları hazırlayacak. Çiğdem onları tek tek ayıklamayacaksın herhalde hepsini. Yani vaktim var şu an fırında bekliyorum. Ha. Öyle evet. Mi? Nedir durum? Neler fırına girdi? Neyi bekliyoruz acaba? Şimdi ben şey yaptım. Sosisi biraz hafif kavurdum. Çok pişmeyecek şekilde. İçine fesleğen ve kuru domates koydum. Onları da çok yani yapmadım. Sadece bir böyle karıştırdım. Fesleğen kararmamış bile. Evet. O kadarcık. Bu ne? Taze kalsın diye. Bu? O parmesan peyniri. Yani bunların yakışacağını düşündüm. Ve daha sonrasında ben normal yufkadan değil baklava yufkasından yaptım. Hemen buzluktan çıkartıp işleyip fırına verdim. İçlerini tereyağıyla böyle çok az çünkü birbirine yapışınca yağlı oluyorlar. Onları karıştırdım. Zaten burada artık bu şey kağıdına dönüşte bu parçaları. Sana kim akıl verdi onları dolapta tut diye acaba? Kim verdi acaba? Bilmiyorum. Şimdi böyle gösterelim bak. Evet. Bunlar az evvel Çiğdem'in tezgahındaydı tam program başlarken. Baklavalık yufkayı, özellikle hazır baklavalık yufkayı hiçbir zaman dışarıda bekletmemeniz lazım. Çünkü takriben 15 dakika içerisinde dışarıda durduğu zaman, aynen şuna bir yakından bakın, böyle gördüğünüz gibi çıtır çıtır kırılır bir hale geliyor bu arkadaş ve hiçbir işe yaramıyor. Oysa ki bunu ağzı kapalı vaziyette zaten gördüğün gibi her tarafında hafiften nişasta oldu. Bunun her zaman ağzı kapalı vaziyette buzdolabında durması lazım. Ve kullanacağınız zaman çıkartıp hızlı bir şekilde işlem yapıp kalanını da hiç tezgahta bırakmamanız lazım. Hep dolapta hafif, evet, nemli ve kapalı kalanı vaziyette dolapta durması zaten lazım. Peki öğretmenim, sırada en çok merak ettiğim şey sence ne? Bence sen de merak ediyorsundur. Ne? Bu nohut ne olacak? Ha değil mi? Ha, ben yanına sos yapacağım. Humus. Sos yapacağım. Nasıl yapacaksın? Bu nohutları blenderdan geçirip tahin, süt ve limonla karıştırıp humus biraz da içine. Evet. Acaba içine koysa daha güzel olur muydu? Yanına yani alt böyle oturtmalı yapacağım onu. Yerken de zaten tadı gelecek. Pırasadan vaz mı geçtin? Hayır, o pırasayla ben bohçanın etrafını kapladım. Sardın. Sardım, yani evet. Yani Ufuk Bey'e söylediğim şeyi mi yaptın sen? Etrafını sarmak için mi etrafını kullandın? Etrafını sarmak için bunu haşlanmış suya batırıp soğuk sudan geçirip
biraz ip gibi kullanmak. Evet. İp kullan, ip yaptım. Maydanoz sapını da evet, onu çıkartıp daha böyle şöyle bir esnek bir hale getirmiş. Ve bununla da sarıp bağlamış. Arkadaşımdan öğrendiğim için teşekkür ederim. Rica ederim. Bundan sonra öyle uygulayacağım. Aklınızda bir de böyle daha fiyakalı gözüküyor üzerinde. Doğru efendim. Yani bitirdiğin zaman öyle gözüküyor. Doğru, doğru. Hadi sizleri tutmayalım. Biz hemen Okan'a gidelim. Okan'a gidelim. Okan tam şu an sarıyor çünkü. Okan bugün anasonlu sosis bohçaları yapıp soya sosuyla servis edecek. Evet, geldik Okan'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Okan, dünkü mayalı hamurunun mayalanma kıvamı çok başarılıydı. Sana yeteri kadar tezahürat yapamadığımızı düşündük. İnsanların bekle, yaşsız olduğunu hadi düşünüyorum ben ama yine de 18 yaşında ve bu kadar başarılı maya yapabilmek demekten kendimi alamıyorum Arda. Ne dersin? Katılıyorum. Madem onun içinde biberli bir harç yaptın, o zaman birazcık da biberinden koy. Onları en son yumurtalayıp... Üstlere... Nedir? Anlat bize. Anason'du. Anason var. Evet. Rezene. Rezene var. Anasonumuz var. Tohum olarak var hepsi. Evet, tohum hepsi tohum olarak. Şöyle şunları da gösterelim. Üçünü karıştırıp güzel bir tat elde etmeyi... Bunları ne yapacaksın? Sos mu yapacaksın? Yok. Hayır, onların üçünü karıştıracağım birbirine. En son üstlerini yumurtalayıp üstüne atacağım. Üstüne evet, vereceğim. Efe, çok seni güzel alkışlıyorum. Bütün bu unuttuğumuz ve tuz, karabiber gibi elimizin altında olmayan malzemeleri böyle gündelik bir börekte kullandığın için. Peki o zaman, kolay haydi, gelsin rastgele sana. Teşekkürler. Nilüfer bugün yufka çanağında beşamel soslu sosisler yapacak. Arda, bunlar...